Arda. Arda. O kadar üzgün ki herkes şu an. Adanalı hemşerilerin sana hayran. Babuş Survivor'da oldu bir slogan. Sen sapmadın hiç yolundan. Olmadı sende yalan dolan. Murat abin olsun sana kurban buluşalım seninle tez zaman yiyek kebapları yanında da içek ayran Ardan Ardan Bravo Murat abicim, tebrik ediyoruz gerçekten çok güzel bir şiirdi Ardan'ı buradan geçmiş olsun dileyelim efendim Ardan Barış Gizem Gökhan'ın olduğu potada maalesef Survivor'ın sevilen <laughs> yarışmacılarından Ardan Survivor'a veda etti. Biraz Ardahan'la ilgili konuşacağız. Ondan sonra oyunlara döneceğiz. Çünkü Nagihan'la Nisa arasında yaşanan gerginliğin içine hikmet de dahil olduğu... Kaynıyor. Survivor adası kaynıyor. bunların hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki seremonide atışmalar devam ediyordu. Bunları da hatırlayacağız diyorum. Ve Murat abicim babuşla ilgili neler söylersiniz? Babuşla ilgili şiirimde gereken her şeyi yansıttığımı inanıyorum. Ve gerçekten babuş Survivor'da bir slogan oldu. Adanalı hemşerileri sevgili Ardahan'ın gitmesine bu gece çok üzülmüşlerdir. Biz de üzüldük. Ardahan çok renkli bir yarışmacıydı. Ardahan'ı çok sevdik. Ardahan yani Survivor'da hani ille başarılı olsun, ille finale kalsın, ille Survivor'ı kazansın diye kimsenin bir düşüncesi yoktu. Ardahan gönüllerde taht kurdu. Dışarıda sosyal hayatında herkes tarafından sevilen birisi oldu. Zaten söyledi Acun Ilıcalı dedi beni Adana'dan çıkardı. Buralara getir dedi. Ardahan çok iyi niyetli, çok iyi bir çocuktu. Allah bundan sonra yolunu açık etsin. Adanalıyık, Delanlıyık, Allah'ın adamıyık. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? mi? Adana'ya Ama bir şey söyleyeceğim babuş. Babuş bizi bir kere bir Ardan bir gez, şey Ardan bizi hem bir Adana'yı gezdirsin ya. Nereye? Adana'yı bir gezdirsin ya. Yani. Ben de Adana'yı ben ben hayatım Adana'da geçti gel götüreyim seni Adana'da her şeyi yapalım Furkan dede. Öyle mi diyorsun? Adana'lılar kadar misafirperver var mıdır? Evet ben e, portakal festivalini Tabii. sunmuştum orada. Evet. Adana'da yıllar önce hatırladım. Adana'ya buradan adana Uğur Hıza var orada Uğur Hıza şu an Uğur abimiz çok seversin. Herkese adana. buradan kocaman selam diyorum ve evet Hanzade. Evet Furkan, Arda'nın bütün e, iyi niyetini seyirciye yansıttığı bir Survivor sezonunu geride bıraktı. Geçmiş olsun diliyorum. E, gerçekten hani çoğu zaman hep böyle iyi niyetli ve sakin bir tavır izledik Arda'ndan. Ama dün eleneceğini tahmin etmiştim. Çünkü e, ben görüyorum ki Gizem'in ondan daha fazla bir hikayesi oluştu Survivor'da. Yani Gizem'le bence kapışırlar gibi düşünmüştüm. O yüzden Gizem'e örnek veriyorum. Ee, aslında çok daha belki güçsüz görülen bir yarışmacı olarak başladı Gizem ve rakipleri tarafından hep seçilen işte zaman zaman takım arkadaşları tarafından da performans anlamında küçümsenen ama öyle anlarda öyle hamleler yaptı öyle sayılar aldı ki e, sonrasında Birleşme Partisi'ndeki belki performansı takım arkadaşlarıyla olan uyumu vesaire yani Gizem'e daha bir hikaye yarattı Gizem kendine Survivor'da Ardağan'da tam olarak onu göremedik ee, bir de son olarak Ardahan'la ilgili söyleyeceğim bir aralar böyle bir hani Hayalet yarışmacıya döndü demiştik ya Ardağan için hani ne orada ne burada. Murat abi hep der sürüden aralanı kurt kapar diye. Bazen işte sürüden ya tam ayrılmak gerekiyor bir hikayen olması için ya da sürünün tam içinde olmak gerekiyor. Öyle aralarda geleyim gideyim derken hop İstanbul'a uçak bileti geliyor diyorum. Ama tabii onu da girdiği ilk potaydı galiba. Evet. Olabilir. Değil mi? Olabilir. İlk potaydı. İlk potaydı. Evet İhsan'cığım Ardağan'la ilgili neler söylersin? Şiirle başlamak istiyorum. Aa, abi şiirler niye hep bir yemeğe bağlanıyor? hep böyle gelenle bir şeyler yemek yani bahane şimdi, olsun galiba değil şimdi mi böyle? Adana olunca ama ya kim olursa değil. olsun bir yemek var işin içinde e, ben tabi, onu fark ediyorum şimdi son şiirlerde güzel oluyor ama güzel tabii Adanalı adama da güzel olur şiirde de şöyle bir şey yazmış Murat abi'nin şiiri bu arada çok güzel çok beğendim ama sen sapmadın hiç yolundan diyor <laughs> abi hiç katılmıyorum mesela Ardahan ben de ona katılmıyorum. yani bir hafta bir bakıyorum işte diğer grupla beraber oy kullanıp evrim yazıyor. Bir hafta bir bakıyorum, bu grupla beraber oy kullanıp yağmur yazıyor. Bir hafta sonra bir daha değiştiriyor. Sen sapmadın hiç yolundan, sen hep saptın yolundan diye ben devam edebilir de şiirde. Arda Arda'nı çok seviyorum. Dışarıda da çok seviyorum. Kardeşim gibi seviyorum. Zaten bence Türkiye seviyor Arda'nı. Arda'n öyle bir yarışmacı. Ee, geldiği sene yarıştığı sene de böyle olmuştu. Çok sempatikti. Ama o zamanlarda da böyle. Giderken herkese sarılan giden yarışmacılar olur ya böyle. Herkes gittiğini üzülür. Rakibi de üzülür. Aynı grupta olan da üzülür. Olmayan da üzülür. İzleyen üzülür. Ardan öyle bir yarışmacı ama Ardahan tipindeki bir yarışmacı Survivor'da buraya kadar gider. Çünkü Ardan performans olarak inanılmaz şeyler vaat etmedi bu Survivor'da da. Ee, bir hikayesi Hanzade'nin dediği gibi olmadı, oluşmadı. Ardan geldi, renk kattı Survivor'a. Bence iyi de kaldı, gitti. İlk çıktı potada da galiba. Işte. Ya ilk çıktı pota ama şöyle bir durum var. Ben de sana katılmıyorum bu noktada. Neden? Çünkü bazı yarışmacılar bir hafta daha iki hafta daha, üç hafta daha Survivor'da kalabilmek için bazen manevralar yapmak zorundadır. Ardahan da öyle bir yarışmacı. Eğer Ardahan dik başlı olsaydı e, bu zamana kadar pota yazılmak için beklemezdi bile. Daha ilk haftalarda ismi çıkardı ve elenme şansı gitgide artardı. Zorlu potalara çıkan isim olunca belki bir Gökhan kadar, belki bir Yasin kadar oyla alamayıp çok erken veda edebilirdi. Yani Ardahan'da biraz da Bence bizi izliyordur şu anda. Ben Babuş yani Babuş seni olayı. biraz tanıyorsam yaptığın manevralarla Survivor'da birkaç hafta haftada olayı uzattı diyorum ben. Ben tebrik ediyorum o da bir bunu da yapmak. Bu arada. Efendim? O da bir bakacaksınız. Bu evet bunu da yapmak Aslında bir başarı olarak görüyorum ben şimdi. Yani bugün Ardahan zaten karakteriyle çok dik başlı oradaki büyük yarışmacılara kafa tutacak bir adam değil. O ben ne kadar daha Survivor'da kalabilirim mantalitesiyle ilerlediği için bence hedefine ulaştığını düşünüyorum. Birleşmeyi gördü. Birleşme sonrasında düşünebiliyor musun mesela Arda'nın ilk defa potaya yazılıyor. Bu bile çok önemli bir e, başarıdır. Evet. Çünkü normalde performans ortalamasına bakarsak bu performansa sahip olan yarışmacıların hepsi hemen hemen isimleri yazıldı ve potaya bir şekilde girdiler yani. Hep çıktılar. Ben o bakımdan gayet başarılı buluyorum açıkçası. Katılır mısınız? Allah yolunu açık etsin. Amin. Kardeş. うん。